Sedat geldi mi o? Gel Sedat gel. Arabayı kullanan veya arabayı kullanan biri de olabilir. Belki. Öncelikle yaklaşık bir sene önce, greve gelmeden önce benim bir ikiden sözüm olmuştu. Değerli üyelere demiştim ki mutlaka ama mutlaka bu derneğe bir yer kazandıracağız, bir mülkiyetimiz olacak. Şükürler olsun ki bugün onu başardık ve sizin huzurunuzdayım, onun gururunu yaşıyorum. Öncelikle bu kadar siyasetçilerin karşısında konuşmak zor olsa gerek, o heyecanı yaşıyorum şu an, başlayayım. Konuşmamı kısa kesiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmayı siyasetçiler yapsın. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bitlis hemşerilerinin Maltepe'deki zenginliği, kültürümüze kattıkları, günlük yaşamımıza kattıklarını Maltepe'de yaşayan herkes yakından tanır. Bugün de burada çok güzel bir derneğin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yani satın aldığımız bir yer, derneğimiz var mı zaten? Cenab-ı Allah burada birbirimizi beraberinde dahil olsun diyoruz. İnşallah çok güzel etkinliklerin altına, güzel çalışmaların altına hem hemşehrilerimiz adına, hem Maltepe'miz adına, hem de ülkemiz adına güzel çalışmalar yaparak altına imza atarsınız. Bu duygularla bize düşen her türlü görevde sizin yanınızdayız, bunu biliyorsunuz. Hiçbir şey tekrar etmeye gerek yok. Sayın Vekil'in burada mutlakası siyasetten Haziran'la ilgili güzel şeyler söyleyecek. Çünkü sonuçta bir seçime gidiyoruz 24 Haziran'da. İnşallah hepimizin tercihiyle daha aydınız, daha çağdaş bir Türkiye'de kol kola kardeşçe yaşayacağız diyorum. Tekrar hepinize hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını idame ediyorlar. Sayın Milletvekilim, Parti Meclisi'yimiz, Sayın Belediye Başkanım, değerli dernek başkanlarım, değerli Bitlisli hemşerilerimiz, Maltepe'li hemşerilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umarım derneğimiz Maltepe'mize, Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, birliğimize faydalı olur. Olacağına da canı yürekten inanıyorum. Az önce benden önce konuşan başkanım dedi ki bizim ağırlığımızı hissetsin siyasetçiler. Biz bir akşam yoğun bir Bitlisli katılımına partimizde şahit olduk ve bundan onur ve gurur duyuyoruz. Biz siyaset yaptığımız yerlerde, yönettiğimiz belediyelerimizde, meclisimizde bugüne kadar 81 vilayete ayrım yapmadık ve bununla da gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Buradaki Bitlis hemşehrilerimiz de buna şahittir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Maltepe'de en ufak bir ayrımcılık yapılmamıştır, hatta pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Biz biliyoruz ki derneğimizin herhangi bir ihtiyacı olduğunda, Bitlis hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacında belediyemiz kadroları, belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız her türlü ihtiyaçların çözümünde katkı sunmuşlardır. Bundan da gurur duyuyoruz açıkçası. Hepinize saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Maltepe'mize ve ülkemize hayırlı olacaktır derneğimiz. Teşekkür ederim. Şimdi Bitlisler Derneği'ni açıyoruz Maltepe'de. Bitlisler İstanbul'a niye geldiler? Meseleye buradan bakmak lazım. Sayın Başkanım Ali Kılıç Dersim'den kalktı geldi. Sayın İlçe Başkanım Engin Özkan Sivas'tan kalktı geldi. Oğuz Kağan Salıcı bendeniz Adıyaman'dan kalktı geldi. Sizler de bittiniz kalktı. Bittiysen geldiniz. Ne için geldik arkadaşlar? İş, aş için geldik. Sonra huzur için geldik. Sonra ağzımızın tadı olsun diye geldik. Kendi memleketimizde görmediğimiz, yaşayamadığımız, yaşatmadıkları şeyleri büyük şehirde beraberce hep beraber çoluğumuzla çocuğumuzla beraber yaşayalım diye geldik. Hepimizin gelmeleri bu. İstanbul'da sağ olsun Türk Kürt demedi, Alevi Sünni demedi, Gürcü Şerkez demedi, hepimize kucak açtı. Maltepe'de bizim belediye başkanımızın desteğiyle de açılan, yürüyen, hizmet veren bu dernek binası Bitlislilerin dernek binası İstanbul'daki huzurun tescil edilmiş halidir arkadaşlar. İstanbul'daki barışın tescil edilmiş halidir. Benim sizden dileğim
24 Haziran'da bunu tüm Türkiye'ye yayalım. Her yer Trabzon olsun, her yer Bitlis olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle başkan ve ekibini tebrik ediyorum. Sivil Toplum Örgütü Başkanımız, Bitlisler Başkanımızı. Böylesi güzel bir toplanma, bir araya gelme, hasbihal etme, dertleşme, muhabbet etme alanını sağladıkları için bütün Bitlisli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Allah onlara da razı olsun. Ben de Maltepe'de yaşayan bir kardeşiniz olarak uzun yıllarda Maltepe'de sivil toplum örgütlerinde görev almış biri olarak bu tip organizasyonların her zaman yanında bulunmayı kendime görev addediyorum. Ve bu tür sosyal sorumluluk projelerine de desteklemek adına elimizden gelen her şeyin de yapılması gerektiğine inanan biriyim. Özel bir nedenden dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kaldım. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine aramızda Halkların Demokratik Partisi yöre derneklerden sorumlu geçiyor. Hemşehri dernekleri örgütlü birlikteliklerin en önemli örneğidir. Bir kültürün yaşatılması, bir organize kabiliyetinin daha ileriye gitmesi için, var olması için yapılan örgütlü çalışmalardır. Bir hemşehrimiz olarak, Malatyalı bir hemşehrimiz olarak, bir Maltepe Bitlisler Derneği'nin Maltepe'ye hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Maltepe Bitlisliler Derneği'nin yeni mekanının başta Maltepe'deki Bitlislilere, Maltepe'mize, İstanbul'daki bütün Bitlislilere ve Bitlisimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Derneğimizin açılışından dolayı dernek ekibimizi, yönetimimizi şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun.